Sevgili Yaylar ve yükseleni Yay olanlar, 28 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, geçtiğimiz yılın son günlerinde Oğlak burcunda yepyeni bir ay doğdu ve bu yılın ilk haftasında Oğlak burcundaki ay artık bize etkilerini göstermeye başlayacak. Ayın ışığı büyüdükçe e, bize günlük hayatımızda yeni ayın etkilerini deneyimlemeye başlayacağız. Evet ikinci evinizde doğan bu yeni ay özellikle Ocak ayında sizin için finans, para durumu genel anlamda kazançlarınız ve bütçenizle ilgili konulara daha fazla vurgu yapıyor. Evet haftanın ilk gününde ay balık burcuna geçiş yapacak. Mars balık burcunda ve 3 Ocak'ta da Venüs balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla o balık burcunun aşırı duygusal, içe kapanık, e, yoğun, yaratıcı e, ruhsal enerjileri bu haftayı aslında daha fazla etki edecek gibi görünüyor Sizin içinde dördüncü ev alanınız biraz daha böyle özel yaşamanız aileniz yuvanız kendinize yakın hissettiğiniz kişiler bilinçaltınız, duygularınız biraz daha ön planda, yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir dönem. İç sesinizi daha fazla dinleyebilirsiniz. Aile üyeleriyle daha fazla bir araya gelebilir, sosyalleşebilirsiniz. Evde kalabalıkların olabileceği bir hafta. Bunun yanı sıra evinizi güzelleştirmek, dekorasyon yapmak, bazı yerleri elden geçirmek, tadilat yapmak gibi konular gündemde olabilir. Estetik ve konfora yönelik de bazı çalışmalar yapabilirsiniz çünkü Venüs balık burcunda olacak özellikle e, banyonuz gibi mutfağınız gibi alanlarda bazı e, değişimler e, dekorasyonlar yapabilirsiniz bu dönem içerisinde Çarşambadan itibaren akşamından itibaren ay koça geçiyor ve hafta sonuna kadar ay koç burcunda olacak e, siz de ay koç burcunda ilerlerken biraz daha dış dünyaya yönelebilirsiniz. Daha deneyimsel, daha heyecanlı hissedeceksiniz kendinizi ve daha girişken olabilirsiniz. Dikkat çekme isteğiniz, kendinizi sosyal ortamlarda arkadaşlar içerisinde ifade etme isteğiniz artabilir. Bu da tabii ki duygusal hayatınızı, aşk ve romantizmi de biraz daha canlandıracak gibi görünüyor. Merkür retrosu devam edecek bu hafta içerisinde. Buna dikkat edin. Hafta sonuna kadar Merkür artık son retro'nun son günlerini yaşıyor ama daha fazla etki altında da bırakabilir sizi. Gerek harcamalarda, gerek yakın çevreniz olan ilişkilerde bunu göz önünde bulundurun. Çok yeni kararlar vermek, hızlı girişimlerde bulunmak için doğru olmayabilir. Önümüzdeki hafta bu anlamda daha müsait görünüyor. Hafta sonunda ise Ay Boğa Burcu'nda olacak sevgili yaylar. Bu hafta sonu biraz daha böyle günlük işler öne çıkacak gibi görünüyor. Bunlar eviniz, yuvanız, yakın çevreniz, akrabalarla da ilgili olabilir. Özellikle çevremizdeki kadın figürler, anneniz veya yakınlarınız biraz daha sizin için öncelikli olabilir. Günlük hayatın akışını onlar belirleyebilir sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.